Hadi anne. Heyecanlandık. Bir şey konuşacağım. Lütfen geçin. Tamam efendim, bir dakika. Bir dakika. Allah ömrünüz uzun etsin inşallah. Allah sizi başımıza eksik. İşimize gelmiyor da. Başkanım bir şey konuşayım mı? Allah Allah. Çok çabuk, çok çabuk. Ateşleme bastım oldu. Şu fabrika hiç ilgilenmiyor. Kaç kere söyledim. Hangi fabrika? Bu fabrika. Çay fabrikası. Siz geldiniz. Helikopter buradan kalktı. Deniz ağzına gitmeden fabrikaya çalıştık. Çok ciddi sorunlarımız var fabrikayla ilgili. Onlarla ilgili sen seviniriz. Lütfen. Tozundan ve sesinden dolayı. Binlere şikayet ettik. Çay fabrikası. Evet. Şimdi düzeltelim. Çok kötü. Yöneticilerimiz de ilgilenmiyor. Bu konuda bize yardımcı olursanız seviniriz. Toplanmıyor. Sararıyor. Bilmiyorum, bir sefer şikayet ettim. Kaymakamı şikayet ettim. Belediye başkanı, hepsi haberi var, ilgilenemiyorlar. Hepsinin bilgisi var. Hop, bütün mahvolduk. Yani bu konuyla biz de ilgilenmiyorlar Cumhurbaşkanım. Sözde yana bir şey yapmıyor. Sadece sözde kalıyor yani. Devleden çıkmaklık olduk yani. Yani bizim bir çıkarımız yok, maddi bir şey istemiyoruz. Bu halk buna layık değildir. Beni istemiyorlar. Ne kadınlarımız, bacılarımız bir çamaşır. Şöyle etrafa bir bak. Bütün binalara bak, bir tane çamaşır görebilir misin? Herkes çatısının altına, odasının içerisine bir şeylerle bunları kurutmaya çalışıyor. Yani sokakta çamaşır bulamazsın balkonda. Evet. Balkonda çamaşır bulamazsın. Buna bu eziyeti bu halka vermenin bir anlamı yok ki bu gideriliyorsa. Giderilmesi de lazım. Burada yaşayacak, gelecek olan nesillere iyi bir dünya bırakmamız lazım. Başbakanımız senede yaz sezonu başbakan olduğu dönemlerde yani birkaç sefer buraya geliyor. Geldiği zaman ne derede bir pisli su görebilirsin ne de fabrika bacalarından bir tane duman görebilirsin. Herkes bacalarını mühürler o zaman. Çok da ses yapıyorlar. Gece millet içerisinde yatan vatandaşlar rahatsız olabiliyor. Asıl zaten duman ediyor, yapıyorlar gece. Gündüz pek o kadar yok. Şimdi bak hiçbirinin sahasında çay yok. Asıl duman gece. Zehir, veba, hastalık ne ararsan var. Pencere açamıyoruz. Pencere açma şansın zaten. Evet. İstediğimiz budur. Yani şöyle bir amacımız yoktu. Fabrika kapansın. Fabrika ceza yesin. Hepsi bizim arkadaşımız, aile dostlarımız. Bunlarla beraber büyümüşüz. Bu mahallenin insanlarıyız yani. Böyle bir derdimiz yok. Bizim Ulucami Çay Fabrikası başta olmak üzere birkaç tane de özel sektörden aşırı ses ve toz yüzünden çocuklarımız astım oldu, alerjik astım oldu. Evlerimizi balkonlarına çamaşır asamıyoruz. Kapı pencere asamıyoruz. Bu derdimizi dile getirmek için Başbakanlık sitesi BİMER'e şikayet ettik, Kaymakamlığa şikayet ettik, Belediye Başkanlığı'na şikayet ettik. Hiçbir tanesi bizimle yüz düz ilgilenmedi, sorunumuza çözüm bulamadı. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz akşam Güney Su ziyaretine, mahalle girişimize geçtiği için kendisini karşıladık. Sevgiyle, saygıyla karşılayıp kendisine hoş geldin dedikten sonra başta yeğenim olmak üzere astım hastası olduğunu, burada yaşayamaz durumda olduğunu, mahalleden çıkacak duruma getirildiğimizi kendinize arz etmesiyle biz birlikte Cumhurbaşkanımız şok olmuştur. Nedir dedi derdiniz? Ulucami Çay Fabrikası ve etraftaki fabrikadan aşırı ve ses ve toz yüzünden burada yaşanmaz hale geldik. Kaymakam, artı belediye başkanımıza arz ettiğimizi, bizim sorunumuza ilgilenmediklerini veyahut ilgilenemediklerini ama maalesef sorunu çözülmedi. Şu anda sonbahara geldik, fabrika kapandı. Önümüzdeki sezon yine devam edecek. Temennimiz bundan sonra inşallah bu sorumuza çözüm bulmak. Biz maddi bir şey istemiyoruz. Sadece cennet vatanımızda rahat bir şekilde yaşamak istiyoruz. Cennet vatanımızı, cehenneme çevirenleri kınıyoruz. Şikayetlerimiz hep tozdan oldu. Ha. Ne edelim? Çamaşır asamıyoruz, dam atamıyoruz, balkonlarımız simsiyah. Kendimiz nefesimiz tutuluyor, Johnson tutuluyor, nefes alıveremiyorum. İlle bununla bir çözüm bulmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Güney Su'ya iştirak etmiştir. Ve bu konuda biz bazı mahalleli olarak, mahalle sakinleri olarak şikayetlerimiz ve dileklerimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları ben biraz kendisine dosyamla beraber sundum. Bundan dolayı bize yardımcı olacaklarını ve bu sorunları çözeceklerini söylediler. Çekeceğim fotoğrafı.